Yüzyılın en büyük sel felaketini yaşayan Bosna Hersek'e Türkiye'den yardımlar devam ediyor. Deniz Feneri Derneği bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Amin. Deniz Feneri Derneği Mayıs ayında yüzyılın en büyük sel felaketinin etkilediği Bosna Hersek'teki afetlilere yardımlarını sürdürüyor. Dernek bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Srebrenik ve Gračanica şehirlerindeki afetlilerin yüzlerini güldürdü. Gönüllüler tarafından yapılan gıda yardımları yetkililer tarafından afetlilere dağıtıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yardımları afetlilere ulaştırmakla sorumlu Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu yetkilisi Elmedin Şikrebo, derneğin sadece afet durumlarında değil, diğer zamanlarda da Bosna'da ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine dikkat çekti. Srebrenik'teki afetzedelerse gönderilen her türlü yardıma ihtiyaçlarının olduğunu, sahip oldukları her şeyi kaybettiklerini dile getirdi. Suriye'den kilise yasa dışı yollarla eşya getirmeye çalışan grupla sınır hattında görevli askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada yüzyılın en büyük sel felaketini yaşayan Bosna Hersek'e Türkiye'den yardımlar devam ediyor. Deniz Feneri Derneği bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Amin. Deniz Feneri Derneği Mayıs ayında yüzyılın en büyük sel felaketinin etkilediği Bosna Hersek'teki afetlilere yardımlarını sürdürüyor. Dernek bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Srebrenik ve Gračanica şehirlerindeki afetlilerin yüzlerini güldürdü. Gönüllüler tarafından yapılan gıda yardımları yetkililer tarafından afetlilere dağıtıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yardımları afetlilere ulaştırmakla sorumlu Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu yetkilisi Elmedin Şikrebo, derneğin sadece afet durumlarında değil, diğer zamanlarda da Bosna'da ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine dikkat çekti. Srebrenik'teki afetzedelerse gönderilen her türlü yardıma ihtiyaçlarının olduğunu, sahip oldukları her şeyi kaybettiklerini dile getirdi.